Bu hasta niye burada yalnız? Az önce kontrol ettim, uyuduğu için dokunmadım. Tamam. Sözümü tuttum bak. Hadi uyan. Beyaz atlı prensin geç kaldı ama şimdi yukarıda seni bekle. Adime teyze uyan. Adime teyze. Hadime teyze. Biri çabuk defibrilatörü getirsin, çabuk! Hadime teyze. Yapma, 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 yapma. Çabuk, çabuk. Hadi, hadi. Hadi hocam. Bir, iki, üç. Bir daha. Arttır. Hadi, hadi. Hocam yemin ediyorum iyiydi, ben kontrol ettim de hasta. Ne haber? Nasıl geçti kavuşma sahnesi? Hadime teyze öldü. Ne diyorsun? Asla kavuşamayacaklar. Adime teyze için de babaannem için de hiçbir şey yapamadım. Eylül. Lütfen yapma bunu kendine. En azından denedin. Ama yetmedi. Babaannenin hayallerini gerçekleştirdin. Bu da mı yetmiyor? Göremedi. Öldürdüler onu. Yapma Eylül. Hâlâ mı böyle düşünüyorsun? Birileri raporlarını değiştirmiş. Biliyorum. İspatlayacağım. Nasıl yani? Dosyasına sahte rapor koymuşlar. Eylül. Bence artık bunu bırak. Bu şüphelerden kurtul ve yoluna devam et. Sen de bana inanmıyorsun. Hayır, öyle değil. Bak, ben sadece senin bu öfkeyle yaşamanı istemiyorum. Ben senin mutlu olmanı istiyorum Eylül. Babaannem için adalet yerini bulmadan asla mutlu olmayacağım ben. Ya bu arada kaybettiklerimiz? Al bunu. Musa dedeye ver. Adime teyze onu hep sevmiş. Hep sevecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sensiz geçen yıllarda ne öğrendim biliyor musun? Neymiş? Hayatta ne yaşarsam yaşayayım, iyi ya da kötü bir ders çıkarmayayım. Dünyayı yeniden keşfetmişsin. Bugün ders neydi? Bir daha geç kalmayacağım. Ne? Eğer bir daha gidersen dur demek için geç kalmayacağım. Hatta gitmene hiç izin vermeyeceğim. Eylül, ben sana inanıyorum. Emin ol, her zaman yanında olacağım. Sen bana güveniyor musun? Güzel. Babaannen konusunda ne istiyorsan sana yardımcı olacağım. Nereden çıktı bu yağmur? Akşam üstü yağacak demişlerdi. Diyorsun. Gel. Zamanında biri söylemişti. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazıları ise ıslanırmış. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through Şimdi çok geç kaldığım bir şey yapacağım. Dance me to the end of love. Şimdi çok geç kaldığım bir şey yapacağım. Sakın bunu tekrarlama, tamam mı? Neden? Bana bunu yapmamam için tek bir neden söyledin. İstemiyorum çünkü. Eylül. Doğru bir neden. Arkanı dönüp gidebileceğin kadar gerçek bir neden. Lütfen. Bırakmayacağım demiştim. Bak, en azından bende de bir ilişim var ha. Yardım edeyim. Tamam, ben yaparım. Sürekli kaçıyorsun. Annem gibi olmayacağım ben. Madem sen kovaladıkça kaçıyorsun, ben de taktik değiştiririm. Babamların yapmaya çalıştığı şey benim de hiç hoşuma gitmedi. Bilmeni istedim. 2 günde büyük ilerleme. Hadi bakalım. Efendim? Durum ne kadar ciddi? Tamam, siz hazırlığınızı yapın, ben hemen geliyorum. Aman da aman, en sevdiğim doktorum gelmiş. O dokunmayın patlar. Ne oldu? Ali Hoca ile mi tartıştınız? Hayır. O zaman ne oldu? Yok bir şey. Bahar'la kapıştınız. Ay Esma ne çok soru sordun, yok bir şey diyorum. Bunu anlat sen. Ne? Külahıma yani. Külahıma anlat. Buna. Hı? Oha öpüştünüz. Ya saçmalama Esma, nereden çıkartıyorsun? Ay inanmıyorum ya Allah'ım, yıllar sonra sonunda. Ya Esma delirme, öpüşmek falan yok. Hadi be oradan. O zaman yanakların niye kızardı senin? Hı? Hı? Tamam. Sadece bir öpücük. Zaten dona kaldım. Ay inanamıyorum Eylül ya, sen gerçekten beni sonunda çatlatacaksın. Yıllardır bu anı beklemiyor muyuz kızım? Ne demek donup kaldım? Tamam Esma, abartma. Pardon. Ya tamam, başta bir şeyler hissettim ama sonra büyütülecek bir şey olmadığına karar verdim. Hı-hı. Abartıyorum yani ben. Hı-hı. Evet, tamam. Çocukça öyle aptalca bir şeydi. Ne yapıyorsun? Bu ne peki? İnsan yıllarca sevmediği bir adam için boş krem kutusunu çantasının içinde saklar mı? Yanma başlayınca tekrar bunu sür. Acı öyle hemen geçmez. Ama zamanla hafifler, merak etme. Attım işte, mutlu musun? Ben annem gibi olmayacağım Esma. Hiçbir adam onu sevdiği gibi sevmeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Ali hocam. Acilden verdiler. Ziya Nur hocanın eşyalarının arasından düşmüş. Üzüldü mü acaba ya? Şansımızın içine tüküreyim. Yeter! Aynı şeyleri daha kaç kere söyleyeceksin? Ya baba, yatırım, hisse, hastane hepsi avucumuzda olacaktı. Bu hastaneyi şu duruma getirebilmek için ne kadar uğraştık? Sus artık! Adam canının derdinde, sen hastane derdindesin. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bırak doktoru, insan olarak söyleyecek laf bulamıyorum sana. Hıncını yanlış yerden çıkarıyorsun. Ziya Nur rakibim de olsa 40 yıllık arkadaşım benim. Bu şekilde hiçbir şey çözülemez. Çok yakında çözmene gerek kalmayacak. O Serdar denen herif Yaşar da konuşursa hepimizin hayatı kayacak. Beni değil, asıl onu sustur sen. İyileşeceksin baba. İyileşeceksin. Bak, uyanmazsan bozuşuruz ha. Peşinden gelirim, yine başına bela alırım seni. Daha Eylül'ü anlatacağım sana. Daha yaşayacak çok şeyimiz var baba. Yuh! Hastanede yer yerinden oynuyor. Burada fosur fosur uyuyorsun ya. Alo. Alo. Oho! Büyük patron öbür tarafa gitti geldi. Ali Hoca matkapla kafa deldi. Eylül Hoca şu an muhtemelen bir yerlerde birilerini dövüyordur. Sen hala burada öküz gibi uyuyorsun ya. Hiç tınlamıyor ya. Kime diyorum? Eylül Hoca. Ne olmuş? Hocam çok özür dilerim. Ben sizi Alp zannettim. Çok pardon. Tamam konuş. Ne olmuş? Bir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış. Bin tane şey saydın. Nasıl bir şey olmamış ya? Şey, Ziya Nur Hoca başından vurulmuş. Birazdan ameliyata alınacak hocam. Ne? Hocam bayağı yer yerinden oynadı dün hastanede. Ali Hoca nerede? Aşağıda birazdan ameliyata girecek. Babasının ameliyatı. Evet hocam. Oh, çok şükür öküzü duymadı. Öküzü iyi atlattık. Gitti değil mi? Tamam hocam. Monitörle şimdiden sol tarafı alın. Orada bir saniye bile kaybetmek istemiyorum, tamam mı? Arkadaşlar izin verir misiniz? Boşuna hazırlanmışsın. Bu ameliyata girmiyorsun. Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ameliyata ben giriyorum. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Neden? Bana güvenmiyor musun? Bunun güvenle alakası yok Eylül. Bu ameliyatı benden başka birinin yapmasına izin veremem. Senden izin istemiyorum ki. Şu suratının halini gördün mü aynada? Gayet iyiyim ben. Bir şeyim yok. Bana güvenmek zorundasın. Eylül, iyiyim ben. Hasta yakını olarak ameliyata girmen doğru değil, biliyorsun. Eylül sen de saçmalıyorsun, biliyorsun. Protokol böyle. Protokol umurumda değil. Bana güven. Özür dilerim. Dün gece yanında olamadığım için özür dilerim. Ama şimdi buradayım. Gerçekten bunu başarabilecek misin? Sen bana Eylül sana inanıyorum demedin mi? Dedim. Şimdi de inan o zaman. Babanı kurtaracağım. Yalnız yapamazsın ama. Merak etme, onu da düşündüm. Ben hazırım. Eylül. Bu senin. İstemiyorum. Vaz mı geçiyorsun? Açar mısın? Lütfen. Bu ne? Sence? Yani bir tek taş değil, kabul ediyorum. 3 taş bu da. Yapacak bir şey yok. Gecenin bu saatinde açık bir kuyumcu bulamadım. Ben de Esma'dan ödünç aldım. Ama sana söz veriyorum, sabah ilk işim gidip kocaman bir tek taş almak. Evlensene benimle. Telefon. Hastaneden arıyorlar. Açacak mısın? Doktor. Alo. Doktor Eylül Erdem'le mi görüşüyorum? Evet benim. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Kimsiniz siz? Kim olduğumun önemi yok. Babaannenizin ölümüyle ilgili bilmeniz gereken şeyler böyle. Ne? Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Söyleyin, sizi dinliyorum. Babaannenizin raporunu değiştiren kişi... Ama tek başıma değildim. Onların da haberi vardı ve hepsi işin içindeydi. Alo. Alo. Orada mısınız? Alo. Alo, buradayım. Siz kimsiniz? Hepsi dediğin kim? Alo. Sana arkadaşça bir tavsiyede bulunmaya geldim. Susacaksın ve de kimseye bir şey demeyeceksin. Anlaşıldı? Ne oldu? Kimmiş arayan? Bilmiyorum. Hemen gitmem lazım. Nasıl bilmiyorsun? Eylül hasta işi aramadı galiba. Hayır. Ya o zaman niye gidiyorsun? Telefon kesildi. Söylediği şey yarıda kaldı. Ya ne söylüyordu da yarıda kaldı? Sen de onlardansın değil mi? Ama yok. Hiçbirini kurtulamayacaksınız. İmdat! 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 Bırakın seni! İmdat! İmdat! Yardım edin! İmdat! Ya bırak Ali, lütfen. Eylül. Önce bir sakin ol. Sakin ol. Tamam? Ne saklıyorsun benden? Ne olur gidip ne olduğunu öğrenmem lazım. Sakin olur musun ya lütfen? Ya bırak dedim Ali. Tebrikler. Sevmekten korktuğun için kaçıyorsun Eylül. Ne oldu ya? Yakın arkadaşın Eylül işte. Kolay olmasını beklemen hata zaten Esma. Tüh ya. Beni hiçbir zaman şaşırtmadı ki. Alt tarafı evet diyecekti. Ondan sonra nişan, düğün, bebekti derken kolaydı yani. Merak etme, merak etme. Ben Eylül'ü yıllardır arıyorum. Şimdi bu kadar yakınımdayken böyle kaçarak beni yıldıramaz. Hadi inşallah. Ha, parmağınız. Ben bir tencere diyot, sargı bezi, bir şeyler getiriyorum. Peki. Esma önemli bir şey değil, yara bandıyla çözeriz.